Merhaba. Arkadaşlar Google'da embriyolarla ilgili en sık sorulan soruları derlemişler. Biz de tek tek bantları çıkararak bu soruları cevaplamaya çalışacağız. İlk bantı açıyorum. İlk sorumuz, embriyo kalitesi neye göre belirlenir? Embriyo kalitesini belirlemenin doğrudan yolu embriyo morfolojisini değerlendirmektir. Embriyoların kalitesini gün ve gün sınıflandırıyoruz. Embriyoloji alanında yapılan çalışmalar embriyo kalitesini belli kriterlere bağlamıştır. Bunlar temel olarak bölünme dönemi embriyoları ve blastokist kalitesi olarak ikiye ayrılır. Bu kriterlere bakarak morfolojik olarak en iyi embriyoyu seçme şansımız mevcuttur. Bu da gebelik şansını arttıracaktır. Sırada ikinci sorumuz var. Görelim. Embriyo kalitesi nasıl arttırılabilir? Bir embriyonun kalitesi onu oluşturan hücrelere bağlıdır. Öncelikle bizim yumurta ve sperm kalitesini yüksek tutmamız gerekir. Bu da kişilerin toksinlerden uzak durması, alkol, sigaradan uzak durması ve sağlıklı yaşamak yönünde hayatını düzenlemesini gerektirir. Bunun yanında embriyo kalitesini etkileyen en önemli faktör laboratuvar şartlarıdır. Eğer laboratuvar standartları iyi uygulanıyorsa kaliteli bir embriyo geliştirme şansı da o kadar artacaktır. Şimdi üçüncü sorumuza geldik. Embriyo kalitesi nasıl anlaşılır? Takibi nasıl yapılır? Embriyo takibi embriyoların günü gününe görüntülenmesiyle anlaşılır. Embriyolar günüyle uyumlu görünümlere sahip olmak zorundadır. Bu kriterler bellidir ve embriyologlarımız her gün embriyoların kalitesini kontrol ederek en iyi embriyoyu seçerler. Dördüncü sorumuza geldik. Embriyo kalite dereceleri nelerdir? Embriyo kalite dereceleri günden güne fark edecektir. Bölünme aşamasındaki embriyolar için kalite kriterleri, embriyoyu oluşturan hücrelerin sayısı, bu hücrelerin birbirine olan büyüklük oranları ve embriyo içerisinde sitoplazma parçacıklarının olmamasıdır. Dördüncü günden sonra beşinci güne doğru blastokist gelişimi başlar. Son sorumuz. Embriyo kalitesi iyi olduğu halde gebelik neden oluşmaz? Tabii ki gebeliğin oluşması için sadece embriyo yetmez. Embriyonun tutunması gereken endometrium tabakası, yani rahim içini döşeyen tabaka, anne adayının hormonal durumu, bütün bunlar embriyonun tutulmasını etkiler. Ancak embriyo kalitesi, yani görünümü iyi olduğu halde embriyoların genetik yapısı da anormal olabilir. Bunu anlamak için genetik ayıklama yöntemini uygulamaktayız. Bu bize genetik açıdan da sağlam embriyoları seçmemize yardımcı olur. Embriyo kalitesi tek başına olmasa da gebeliğin oluşmasında en önemli faktörlerden bir tanesidir. En kaliteli embriyoyu seçmek için de laboratuvarın teknolojik donanımı ve embriyologların deneyimi son derece önemlidir. Kaliteli ve doğru embriyonun seçimi hastalarımızın bir an önce gebeliğe ve bebeklerine kavuşmasını sağlayacaktır.